Başkanım, arkadaşlar. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkan Adayı Tamer Akkal ile birlikte yönetim kurulunu makamında kabul etti. Kalabalık bir heyetle gelen Akkal, ziyaret öncesinde Başkan Ergün'e çiçek takdim etti. Ziyarette ilk olarak söz alan Akkal, siyaset gündeminin her geçen gün ısındığına dikkat çekerek şunları söyledi. Önemli olan Milliyetçi Hareket Partisi. Önümüzde yerel seçimler var. Genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi, belki bir referandum. Önümüz biliyorsunuz çok 3 sene hareketli geçecek. O yüzden en çok koşacak olan ekibin bu yarışı kazanmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Hayırlısı neyse onu versin inşallah Allah. Biz bu işe talibiz, heyecanlıyız. Hem genciz hem tecrübeliyiz gördüğünüz gibi. O yüzden sizin de desteğinizi bekliyoruz. Sağ olasın. Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise hafta sonu yapılacak il başkanlığı seçiminde yarışacak olan 3 adaya da başarılar diledi. Son günlerde yerel seçimlerin 6 ay öne çekilmesinin gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Ergün şöyle konuştu. Ben de bu çıktığınız yolda başta şahsınız olmak üzere bütün yeni yönetim içerisinde görev almakta olan bütün burada bulunan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlara vesile olsun diliyorum şahsım olarak ve belediye olarak. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli olan bayrağının en iyi yerden, buralardan daha yüksek yerlere nasıl götürülebilir, bunun çalışması içerisinde olunması gerekiyor. Son günlerde yapılan açıklamalarda yerel seçimlerin 6 ay önceye çekilmesi gündemde. Şu anda bunun tartışmaları var. Bu tartışmalar ışığında süreç daha da daralıyor. 1,5 senelik bir süreç kalıyor. Son 4-5 ayını, 6 ayını da seçim olarak değerlendirirseniz sahada, yani bir yıllık bir bizim de burada hazırlığımız, belediye olarak icraatımız var. O açıdan el birliğiyle ortak hareket ederek en güzelini, en iyi şekilde daha iyi sonuçları yakalayabilecek çalışmaları yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu hafta yapılacak olan İl başkanlığı seçiminde de bir kere daha şahsınız olarak bütün buradaki arkadaşlara hayırlar getirmesini diliyorum. Partiye hayırlar getirmesini diliyorum. Manisa'ya, memleketimize inşallah hayırlar getirsin. Temellerimi de iletmek istiyorum. Çok sağ olun. Tabii bir yarıştır. Bu yarışın içerisinde 3 tane şu anda gördüğümüz gibi aday var. Hepsi de bu parti için çalışmak için yola çıkmışlardır. Ama önemli olan bir kişi kazanacak. Hı hı. Bu bir kişinin kazanması sonucunda da bütün parti olarak kimin kazandığı önemli değil. Önemli olan partinin daha ileri noktalara nasıl götürüleceğine ilgili ittifakın yapılması gerektiğine, evet, seçimlerden sonraki süreçte de hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Başkan Ergün ayrıca geride bıraktıkları 3 yıllık hizmet süresinde belli noktalarda gerekli desteği göremediklerini de altına çizdi. Şu geçen 3 senelik süre içerisinde biz bunu belli noktalarda göremedik. Eksikliğini belediye hissettik. Olarak göremedik. Eksikliğini hissettik. İnşallah bu aşılır. İnşallah. Bundan sonraki süreç çok daha ivme kazanarak ortak bir şekilde götürülür. Temennisindeyim. Akkal ise başkanlığa seçilmesi halinde Manisa Belediyesi ile uyum içinde olacaklarını sözlerine ekledi. Teşekkür ederim. Başkanım, biz de yaklaşık 2,5 senelik merkez ilçe yönetimimiz oldu. Ondan evvel size yine Allah bize bu belediyeyi nasip ettiğinde o çalışmalarda yine buradaki arkadaşlarımız, bu ekiple birlikte biz sokağa çıkıyoruz. Yani bizim referansımız şu anda kendimiz, daha önceki çalışmalarımız. Allah nasip kısmı eder de biz eğer bu görevi bize delegelerimiz layık görürse, biz Manisa Belediyesi'ni bizim belediyemiz olduğunu hiçbir zaman unutmadan organize bir çalışmayla, zaten zamanımız da çok yok, dediğiniz gibi bir senelik bir zamanımız var. En kısa sürede yerel seçimlerin hazırlığı hemen başlayarak Manisa Belediyesi'ni Allah nasip kısmı ederse sizin de önderdiğinizde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kadar taşımayı hedefliyoruz şimdi. Hayırlısı. Hayırlısı inşallah.